hala gerçekleştiremediysen neyi bekliyorum? Şimdi biz daha evvelki bazı videolarımızda bahsetmiş olabiliriz ama burada kısaca da buna cevaben hemen söyleyelim. Hayal gerçekleştirmek demek bir değişimdir. Bir aksiyon almaktır, hareket etmektir. Şimdi biz deriz ki değişim için 3 tane ana madde var. Bunlar olmazsa değişimi gerçekleştiremiyoruz. Bunlardan bir tanesi gerçekten istemek. Hani ben Antarktika'ya gitmek istiyorum, hayal ediyorum. Gerçekten istiyor muyum? Belki istemiyorumdur. Dolayısıyla o isteği çok iyi betimlemek gerekiyor. İkincisi, ihtiyacın var mı? Burada çok güzel bir örnek geliyor. Benim eski koçlarımdan, bana koçluğu öğretenlerden bir tanesi. İngilizce öğrenmek istemiş. Hatta bunun için Londra'ya bilmem ne falan filan da gitmiş. Fakat bir türlü ilerleyemiyor. Yani olayı kotaramıyor. Ondan sonra oturmuş düşünmüş. Çünkü yaptığı işte esasında İngilizceye ihtiyaç yok. Yani hani hobi olarak öğrenebilirsiniz. Okey, o da bir ihtiyaç olabilir. Ama onun o anda öyle bir ihtiyacı yok. Dolayısıyla beyin esasında ona bir mesaj veriyor. Bunun yerine sen başka becerilerini geliştirebilirsin. Niçin İngilizce diyor ve o ben niye bunu öğrenemiyorum? Hay Allah, benim beyin kapasitem mi yok, potansiyelim mi yok diye kendisini sorguluyor. Dolayısıyla bu ihtiyaç maddesi çok önemli bir şey. Ne dedik? İstek dedik, ihtiyaç dedik, beceri dedik. Hani bu yeni bir şey ise ve buna o beceriyi kazanamayacaksanız o zaman yine bu değişim çok kolay olmuyor. Bu olayın bir cevabı. Yani ne dedik? İstek, ihtiyaç ve beceri olacak ki değişimi sağlayabileceğiz. Bir de gerçekten hayal ediyorsunuz da gerçekleştirmemek için acaba ikincil bir kazancınız mı var? Yani onu hayal etmek esasında sadece sizi mutlu ediyor da gerçeğini yaşamak acaba yine mutlu edecek mi? İşte bu çok güzel bir koçluk sorusu. Bununla birkaç tane seans yapılabilir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.